biz deminden beri neden bahsediyorduk? Bir... Revlakoğlu gibi oldu herhalde. Hayır, bir mail geldi de. Mesaj. Ne diyor? Hazreti Muhammed'in tövbesini ödedir diyor. Ama tabii, haklılar çünkü... Biz kimin tövbesinden bahsediyoruz demek ki. Ama Lizbon'dan çıktınız ya. Lizbon'dan yani doğru olabilir. Şey oldu. Evet. O zaman siz Yaprak Hanım'la bir ara verin ki en azından... Hocam vermeden önce bir şey soracağım. Demin konudan konuya atladığımız için yarım kaldı. Murat Bardakçı Medine'ye dönmesini sordu ya Hazreti Muhammed'in. Orayı anlatacağım. Bir, benim okuduğum bazı yerlerde hep Mekke'den Medine'ye hicret sırasında Medinelilerin tavrı ve hali ve onu benimseyişi ve kabullenmesinden dolayı orada kalmayı tercih ettiğine dair bir sürü şeyler. Ya Medine'yi aslında vatan olarak benimsiyor ve daha sonra da hiçbir şekilde Medine'den ayrılmayı düşünmüyor. Yani bu Medine bir anlamda Hazreti Peygamber'le özdeş hale geliyor. Onun evi haline geliyor. Ve zaten daha sonra İslamiyet'i benimsemiş olan herkes hac için Mekke'ye gittiği zaman mutlaka Medine'ye uğramayı adet haline getiriyor. Yani işte geçen... Sıralama hep öyle mi olur genellikle? İlk Mekke, sonra Medine? Yok, öyle bir sıralama söz konusu değil ama geçen haftaki programda söylemiştim. Medine Hazreti Peygamber tarafından harem kılınıyor. Yani Mekke'yi atam Hazreti İbrahim nasıl harem kıldıysa ben de Medine'yi öyle harem kıldım deyip benimsiyor yani. Harameyn-i Şerifeyn oluyor, evet, yani. Evet, ve onun için Harameyn-i Şerifeyn oluyor. Yalnız aklıma bir şey geldi dedi. Demin Hazreti Muhammed'in türbesi nerede diye soran seyircimiz haklı. Meşhur bir gazetecimiz Hazreti Peygamber'i Mekke'ye gömdürmüştü biliyorsunuz. Evet, onu yapanlar oldu Türk basınında. Evet, çok meşhur gazeteciler. Türk basınında cehaletin hududu yoktur. Evet. Yani haçla Ümre'yi karıştıranlar mesela. Yani. Ya ben. Böyle bir yanlışlık olmuş kimse ki. Kimse inanmaz. Bilmiyorum. Arşiv orada. Kim olduğunu söyletme şimdi. Efendim, Sayın İsmail Ödemiş, Diva'da öyle yapıyor demiştim. Ezan için demin. Münir Nurettin'in de sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul eserinden başta ve sonunda ezan okumasını. Hayır, Münir Bey o da ezan okumuyor. Münir Bey'in o 70'li yıllarda Milliyet'te rahmetli Abdü İpekçi ile yaptığı bir röportaj vardır. Çok önemli bir röportajdır. O da der ki kadans olarak ezan kullandım der. Münir Bey o da ezan okumaz. Münir Bey orada mırıldanır şey. Ezan yoktur Münir Bey'in kaydında. Ne olarak? Kadans. Onun Türkçesi yok. Müzik yok terimidir. Mu? Kadans. Bilmiyorum. Uydurulduysa bilmiyorum. Var mı? Yok. Ben kadans. Bilmiyorum ama. Belki kadans. Devamlı uyduruluyor. Vardır herhalde. Mutlaka bir şey uydurulmuştur ama yani kadans dünyanın her yerinde kadansdır. Veya dil kurumuna çağrı yapalım bir karşılık bulsun. Aman Allah aşkına. Eminim vardır. Allah aşkına kurumu karıştırma. Ya bu kadar zevksiz, takır tukur. Şimdi, bu arada, millet bu kelimeleri niye kullanıyor? Kısa diye. Kısa diye kullanılıyor bunlar. O, yani yabancı kelimeler. Onun yerine bir kelime koyuyorlar. Kelime iki heceli ise sekiz hece bu. Almanlarda da öyle. Şey yok, Almanlarda dil kurumu diye bir şey yok böyle. Hayır, Almanlar her kelimeyi biliyorsunuz bir karşılık bulur ve çok uzun olur. Ama bileşik kelimedir onlar. Tek ya kelime mesela değildir. Benim son zamanlardaki favori kelimelerinden bir tanesi Schadenfreude diye bir kelime. Hı. Başkalarının mutsuzluğundan haz alma anlamını taşıyor. Yani başkalarının mutsuzluğu, bedbahtlığı, çöküşünden alınan zevk. Ne acayip kelime. Türkçesinde bunun vardır. Terkiptir mutlaka. Evet. Vardır. Yani İsmail Beyefendi orada Münir Bey ezan okumaz. Kendisi söyler. Kadans olarak sabah ezanını kullandım der. Hmm. Ve dikkat ederseniz orada Allahu Ekber falan yoktur. Sana dün bir tepeden baktım o Hicaz'da. Mırıldanır. Bir, daha doğrusu ezana da mırıldanmaz. Ezan havasında bir name mırıldanır. Hı hı. Ve kendi ifadesiyle bu kadanstır.